Evet sevgili izleyiciler, şu an itibariyle oylama bitmiştir. Az sonra oyları alacağız. Şimdi alkışlarınızla tüm Popstar Alaturka'nın müzik yolcularını davet ediyorum. İşte geliyorlar. Bakalım nasıl gelecekler. Ercan geliyor, Belgin, Aygün, Suat, Lale, Adnan, Hülya, Nida, Samet, Demet, İhsan ve Mehtap da geldi en son olarak. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım bu gecenin sonunda neler yaşayacağız. Az sonra bütün sonuçları açıklayacağız. Ama orkestranın yüzü gülüyor. Özellikle Fahri'nin yüzü iyice gülüyor. 32 dişi birden gözüküyor. O kadar mutlu ki. Çünkü alkışlarınız sonuçlarla beraber Beyoğlu 10. Noterliği Başkatibi Nihat Beyan için. Dura dura mı geldiniz? Vallahi inerken baktım hakikaten yüzlere gülüyordu arkadaşlar. Neden acaba bu kadar böyle bir sevgi görülmedi bu yani inanılmaz bir şey. Ama onlar yaptıkları işi seviyorlar. Zannetmiyorum yorulduklarını. Yorulmuyorlar da siz de konuyu değiştiriyorsunuz. Sizi seviyorlar Nihat Bey. Onları seviyoruz. Biz de onları seviyoruz. Fahri duydun mu? Ben de onları seviyorum diyor. Ben de seviyorum diyor. Bir daha alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Nihat Bey. Sağ olun. Geri dönecek inşallah Fahri'cim. Gelecek hafta dönecek inşallah. Evet şimdi sonuçlar elimde. Ben de bilmiyorum bu sonuçları. Armağan'cım tahmin var mı? Gecenin birincisi kim olur? Mehtap. Mehtap birinci olur diyor. Ya, çok korkuyorum. Şundan korkuyorum. Hani bu popstar tarihinde deneyle sabittir ya. Birisi hep birinci olur, birinci olur. Sonra bir hafta pat diye elenir. Evet. Hani hep Mehtap bir gidiyor ya aman. Bakalım neler olacak evet. Mehtap birinci olabilir diyor Armağan Çağlayan. Siz ne diyorsunuz? Kim birinci olur bu akşam? Suat. İhsan. Ercan. Kim onlar? Belgin mi? Belgin. Peki. Bir yüzdeleri görelim ilk önce. Haftanın birincisi, %8.39 jüri üyelerinden, %20.1 izleyicilerden, %14.2 ortalamayla haftanın birincisi olan, acaba Armağan Çağlayan'ın tahmin ettiği gibi Mehtap mı? Yoksa salonda Suat, Ercan, Belgin, İhsan diyorlar, onlardan bir tanesi mi? %14.2 ile haftanın birincisini hep beraber geliyoruz. İşte haftanın birincisi. Mehtap oldu. Tarlabaşı grubu burada mı? Tarlabaşı gitmiş. Peki. Tebrikler Mehtap. Hemen merdivenlerden tırmanıyorsun. Evet. Dördüncü hafta ve yine birinci olan Mehtap. Dört hafta üst üste birinci olan başka kimse var mıydı daha önce? Çok hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ve ilk defa da bir bayan yarışmacı değil üstelik, mi? Üst üste hem de birinci haftadan itibaren. Birinci sefer Zeynep iki hafta oldu. Sonra evet. Bir daha evet. Bir kişi olamadı. Ama ilk haftadan itibaren üst üste dört kere birinci olmak büyük bir başarı. Maşallah. Maşallah. Tabii ki maşallah. Ve haftanın ikincisinin yüzdelerini bir görelim bakalım. Haftanın ikincisi %9.11
jüri üyelerimizden %18.16 izleyicilerden ve ortalama %13.64 ile haftanın ikincisi olmuş. Armağancığım tahmin var mı? Ercan. Ercan olur diyor Armağan Çağlayan. Ercan olur diyorlar salondan da. İhsan diyorlar, Suat diyorlar. %13.64 ile haftanın ikincisini hep beraber görüyoruz. İhsan oldu. Tebrikler İhsan. Tebrik ediyoruz. İhsan geçen hafta kaçıncı olmuştu? 5 olmuştu. Bu hafta ikinciliğe yükselmiş. Gayet başarılı. Tebrik ediyoruz kendisini. Haftanın üçüncüsünün ortalamalarını görüyoruz. Haftanın üçüncüsü %7.67 jüri üyelerimizden, %13.11 izleyicilerden ve %10.39 da bu hafta üçüncülüğü yakalamış. Armağancığım Ercan mı diyeceksin? Ercan diyor Armağan Çağlayan. Suat diyenler var. Lida diyenler var. Evet Suat'ı söyledik. Belgin diyenler var arkada. Yine Adnan diyenler var. Ercan diyenler var. Haftanın üçüncüsü %10.39'da hep beraber görüyoruz. İşte haftanın üçüncüsü Belgin oldu. Tebrikler Belgin. Belgin haftanın üçüncüsü oldu. Evet. Haftanın üçüncüsünden sonra doğal olarak haftanın dördüncüsünün kim olduğuna bakacağız. Bakalım ortalamalar nasıl? Haftanın dördüncüsü %7.91 jüri üyelerimizden. %10.33 izleyicilerden. %9.12 ortalamayla dördüncülüğü yakalayan bu yarışmacı Armağan artık bilmiyorum diyor. Çünkü Ercan dedi iki seferden beri. Ercan bir türlü çıkmadı. Acaba şimdi dördüncü olabilecek mi? Suat... Ercan, Adnan, Lida. Peki haftanın dördüncüsü %9.12 ile hep beraber görüyoruz. İşte karşımızda haftanın dördüncüsü. Suat oldu. Tebrikler Suat. Haftanın beşincisinin ortalamalarını lütfen görelim. İşte haftanın beşincisi. Şimdi Ercan. Şimdi Ercan çünkü olur. Çünkü jüriden 40 bir tek o aldı. Evet. %9.59 jüri üyelerimizden, %8.22 izleyicilerden, ortalama %8.91 ile haftanın beşincisi olan, şimdi Ercan diyor artık Armağan Çağlayan. Zannediyorum salonda da Ercan diyenler çoğunlukta. Haftanın beşincisini hep beraber görüyoruz. İşte haftanın beşincisi. Ercan oldu. Tebrikler Ercan. Evet haftanın altıncısının ortalamalarını bir görelim. %8.63 jüri üyelerinden, %5.98 izleyicilerden, ortalama %7.31 ile altıncılığı yakalayan bu yarışmacı. Demet mi, Samet mi, Lida mı, Hülya mı, Adnan mı, Lale mi yoksa Aygün mü? Armağancığım tahmin var mı? Lida. Lida olur diyor Armağan Çağlayan. %7.31 ile haftanın altıncısını hep beraber görüyoruz. İşte haftanın altıncısı. Aygün oldu. Tebrikler Aygün. Haftanın altıncısı Azerbaycanlı yarışmacımız Aygün oldu. Haftanın yedincisinin yüzdelerini bir görelim bakalım. %8.63 jüri üyelerinden, %4.47 izleyicilerden, %6.55 de haftanın yedincisi olmuş bu yarışmacımız. Armağancığım, bilemiyor artık Armağan. Adnan diyorlar, İhsan oldu zaten artık göstermenize gerek yok. Lida var hala. Lida diyorlar, peki. Haftanın yedincisi %6.55 de karşımızda. İşte haftanın yedincisi. Adnan oldu. Tebrikler Adnan. Ve hemen haftanın sekizincisinin ortalamalarını, yüzdelerini görüyoruz. %7.43 izleyicilerden, jüri üyelerimizden, %5.02 izleyicilerden, ortalama %63, %6.23 ile haftanın sekizincisi olmuş bu yarışmacımız.
Armağan artık tahminde bulunmak istemiyor zannediyorum. Demet mi, Samet mi, Lida mı, Hülya mı, Lale mi, hep beraber görüyoruz. İşte haftanın sekizincisi. Samet oldu bu haftanın sekizincisi. Tebrikler Samet. Dört kızımız kaldı. Demet, Lida, Hülya ve Lale. Haftanın sekizincisini gördük. Samet oldu. İşte haftanın dokuzuncusunun yüzdeleri. %8.63 jüri üyelerinden, %3.45 izleyicilerden, ortalama %6.04 ile haftanın dokuzuncusu olan bu yarışmacı, Demet mi, Lida mı, Hülya mı, Lale mi? Haftanın dokuzuncusu %6.04 ile karşınızda. Lale oldu bu haftanın dokuzuncusu. Tebrikler Lale. Evet, haftanın 10.sunu görüyoruz. Daha doğrusu haftanın 10.sunun yüzdelerini görüyoruz. %7.91 jüri üyelerinden, %3.97 izleyicilerden, ortalama %5.94 de haftanın 10.sı olan bu yarışmacımız Demet mi, Lida mı yoksa Hülya mı? Tahmin var mı Armağan'cığım? Lida. Lida olabilir diyor Armağan Çağlayan. İşte %5.94 ile haftanın 10.sı olan yarışmacı Demet mi, Lida mı, Hülya mı? Hep beraber görüyoruz, işte haftanın 10.sı. Demet oldu bu haftanın 10.sı. Evet kızlar, Lida ve Hülya. Neler söyleyeceksiniz? Efendim, öncelikle hayatımda ilk kez kendim için bir şey yaptım ve bu yarışmaya katıldım. Çok mutlu oldum burada. Gerçekten güzel şeyler yaşadım. Tek üzüntüm kendimi tam olarak ifade edemeden gitmek olacak kesinlikle. Ama her şey çok güzeldi. Sizlerin önünde şarkı söylemek, böyle bir orkestrayla şarkı söylemek, ekip, STR ekibi, hepsi çok ilgilendiler bizimle gerçekten. Çok sağ olsunlar. Herkese teker teker teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarım. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir de sen neler söyleyeceksin? Ben konuşmakta biraz zorlanıyorum. O yüzden çok fazla konuşmayacağım. Fakat bu kadar güzel jürin ve bu kadar güzel bir orkestranın önünde şarkı okumak benim için büyük bir onurdu. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar. Biz her iki yarışmacımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Her ikisi için de. Haftanın 11.'si mi olacak onlardan bir tanesi? 11.'si olacak. Acaba haftanın 11.'si Lida mı olacak, Hülya mı olacak? Lida. 11. olacak diyorsunuz. Lida diyorsunuz. Peki, duyuyorum, tamam. Bakalım haftanın 11.'si Lida mı yoksa Hülya mı? Bunu gelecek bölümün başında göreceğiz. Bir dizi gibi. Bakalım gelecek bölümde neler olacak, kim elenecek göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Her ikisine de bir daha alkış alıyoruz. Ve güzel, şöyle oynak bir şeyle bitiriyoruz. We'll be right back.